Evet sevgili Mercan TV izleyicileri, İstanbul'daki Adıyaman'ımızın ikinci bölümünde tekrar sizlerleyiz. Dediğimiz gibi sevgili Mehmet Karakuş, AKYA Genel Sekreteri Mehmet Karakuş Beyefendi çok güzel sorunları dile getirdi. Hiç bir STK'nın ve bir derneği bilemediği konuları, Adıyamanların sorunlarını, sıkıntılarını gerçekten de çok güzel dile getirdi. İnşallah bundan sonra sadece şövmenlik peşinde koşmak yerine eğer orada tabela derneği, Adıyamanlar bilmem ne derneği, Kahtalar ne derneği falan filan ne derneği diyeceğine derneklerin içindeki birbirlerinin isimlerini gündeme getirebilme yerine insanlarımızın sorunlarıyla dertlerine ilgilenmek en güzel insani vazifemizdir. O derneklerin, o satakaların görevidir bence. Yani zaman şu zamanı değil. Zaman birlik beraberlik zamanıdır. O Adıyamanlar İstanbul'da, metropolde, gurbette. Tabii orada fakir olup gidip zengin olan da var. Şu anda fakirler içerisinde çalışan hemşerilerimiz de var. İşte orada topyekun birleşirsek inanın çok güzel yerlere geleceğiz. Maalesef Mehmet Beyefendi dediği gibi hiç kimse bu sorunları dile getirmiyor. Sadece kendi şahısların isimlerinin şov peşinde. Kendi yani ben bir dernek başkanı olayım da ne yapabilirim, nereye sesimi duyurabilirim kendim. Zaten dernek başkanı dikkat ediyorum. Sadece bir dernek başkanı kendi isminin üzerinde şov peşinde gidiyor. Yöneticiler bile sahalarda yok. İşte gel gelelim keza Ramazan'da yine bir olay olmuştu Kahta'da. O da yine bir şov sonucunda Allah-u Teala da o şovu da yüzlerine vurdu. İşte Allah rızası için yapılmayan bir şey olursa Allah-u Teala'nın da tokatı ağır olur. Bırakalım bu şovları, bırakalım bu benliği, bizler diyelim beraberlik içinde, birlik beraberlik içinde kavga yapmayalım. Adıyaman için veya İstanbul'daki Adıyamanlar için en güzel çalışma neyse, hizmet neyse onu yapalım. Şimdi mesela diyelim ki Kahta Nemrut dediniz. Çok güzel Avrupa İngilizlerinde olsaydı neler yapılırdı. Yani çok zor bir şey değil ki Mehmet abi. Kahta'dan bir paraferik yapılırsa Karakuş'tan teleferik yapılırsa Karakuş'tan Nemrut'a o güzergahta yani dışarıdan gelen yabancı turistler, yerli turistler merak da olsa ben bile merak olsa bile yerli olarak eşim çoluk çocuğumla gel bir şuna binelim ya nedir diye ve ekonomi diye ne kadar bir kazanç olur biliyor musun? Reşat Bey ben kısa bunun örneği gösterdim. Yani evet. Aynı şeye değinmek evet. istiyorum. 1983 yılında ben Kahta İmam Hatip Lisesi'nde öğrenciydim. Evet. O günün şartlarında çok iyi hatırlıyorum. Kahta'da özellikle garaj yani otogar çevresinde ayakkabı boyayan çocuklar mükemmel İngilizce konuşurlardı. Evet. O günün yani modernitenin bugüne göre 30 yıl evet. geriye gidersek o günün daha ilkel koşullarında bile Cendere Köprüsü, Komagene, işte eski Kahta Kalesi ve Nemrut'u ziyarete gelen insan sayısı belki bugünkünün 10 katıydı. Evet. Ben çok iyi hatırlıyorum. Ben de hatırlıyorum. Cendere Köprüsü Kahta Çayı'nda Cendere Köprüsü'nün etrafında araba park edecek yer bulunmuyor. Ta aşağı öbür köprünün evet. ucuna kadar gidiyordu. O gün bu kadar yoğunluk vardı. Evet. Peki bu kadar Adıyaman'a gelişin kolay olduğu, havalimanının olduğu, yolların daha modern olduğu bir dönemde neden buralara turist gelmiyor? Bizim sivil toplum kuruluşları bunu sorgulamıyor mu hiç? Ya da siyasilerimiz, işte kültürel çalışma yapanlar, milletvekillerimize, Turizm Bakanı hiç demiyorlar mı? Ya bu insanlar nereye gitti? Bu kadar yoğun nüfus, bu kadar yoğun turist nereye kaçtı? Bunun bir sebebi var mı?
varsa bunu düzeltme noktasında nasıl bir gayret içerisinde olabiliriz? Evet. Yani biz şimdi İstanbul Adıyaman'ı, yani Türkiye özelinde İstanbul'daki Adıyamanlar, evet, ve İstanbul'daki Adıyamanlar üzerinde konu Adıyamansız olmuyor. Yani Adıyaman'dan, evet, bağımsız düşünemiyoruz. Evet. Bu problem bizim temel problemimizdir. Biz gittiğimiz yerde geldiğimiz yeri düşünmediğimiz müddetçe geleceğe dair beklentilerimiz heba olacaktır. Ve bir nesil sonra çocuklarımız Adıyaman diye bir şeyi hatırlamayacaklardır. Evet. Çünkü babaların derdi olmayan bir Adıyaman'dan çocuğun dertlenmesini beklemeyiniz. Evet. Bu Gerger için de böyledir. Besni için de böyledir. Besni bize göre daha biraz moderndir. Evet. Besni insanın duyarlılığını, yine çok değerli dostlarım var, değişik siyasi alanlarda faaliyet gösteren arkadaşlarımız var, çalışmalarını ben özellikle takdirle karşılıyorum. Fakat nedense Kahta, Adıyaman merkez, özellikle Sincik ve Gerger ekseninde üçgen, bu problemi çok ciddi bir şekilde yaşıyoruz. Bizim birinci kuşağımız İstanbul'a gelirken İstanbulluğun yükünü taşıyan insanlardı. İkinci kuşak girişimci ve bizim kuşak patrondur. Yani Adıyamanlar olarak bizim İstanbul'da çok ciddi bir potansiyelimiz var. Evet. Müthiş bir potansiyel var. Sanayiden tutun da hizmet sektörüne kadar, gıdadan tekstile, evet, her alanda zirve olmuş firmalarımız var. Evet. Özellikle hiç olmayan bir mamülü Türkiye'nin gündemine sokup ve Türkiye'yi dünyaya pazarlayan çiğ köfte hikayesi, evet, aslında bir başarı hikayesidir. Aynen. Bunun gibi değişik sektörde ve sanayide faaliyet gösteren çok önemli iş adamlarımız vardır. Çok önemli hukukçularımız vardır. Evet. Çok önemli sağlık alanında girişimci olan hemşehrilerimiz vardır. Fakat bunların halkın içine iten bir STK'cılık yoktur. Bireysel başarıları vardır. Evet. Bu insanları getirip yine bu halkın hizmetine devşirecek olan da sivil toplum kuruluşlarıdır. Fakat maalesef sivil toplum kuruluşlarında böyle bir çaba yoktur. Çünkü sivil toplum kuruluşların başındaki arkadaşlar bu tür başarılara imza atan bir insanın geri dönüşünü kendisi için bir engel olarak görmektedir. Evet. Biz bu egoizmi kırmak zorundayız. Yani her şeyden önce biz STK'cılığı bilmiyoruz. Bakın, sivil toplum kuruluşu dendiği zaman biz zannederiz ki Batı işte bu anlamda çok ileri seviyededir, geçmişi çok derindir. Halbuki mensup olduğumuz dinin peygamberi bundan 1400 küsür yıl önce Mekke'de Hılful Fudul adında ezilen, haksızlığa uğrayan, malları gasp edilen insanların haklarını savunmak için bugünkü anlamıyla Erdemliler Hareketi denilen bir cemiyetin üyesidir Peygamber Efendimiz. Allah'ın sırrı. Yani bizim STK'cılık anlayışımız bu kadar eskidir. Evet. Bu kadar tarihidir. Tarihi arka planı bu kadar derindir. Fakat Müslümanların STK'cılık anlayışına baktığımız zaman Avrupa'dan çok daha geri bir seviyedeyiz. Avrupa nüfusunun %85'i mutlaka bir sivil toplum kuruluşunun aktif veya reaktif üyesidir. Bizdeki siyasi parti üyelerinden çok daha fazla STK üyeliği ön plandadır. Evet. Çünkü STK'cılık bir değerdir ve o işi yapan insanlar işin hakkını vermekte, insanların haklarını alabildikleri her yere götürebilmekte, problemleriyle dertlenmekte, insanların problemlerine çözüm götürmekte, siyasi gücü de buna itebilmektedir. Fakat biz siyasi güce efendim diyen, önünü iyilikleyen,
her dediğine eyvallah diyen bir STK anlayışıyla hareket ediyoruz. Böyle bir STK, ben aynı zamanda mazlum derneğisi. Evet. Böyle bir STK'cılık yoktur. Onun adı sivil toplum kuruluşu değildir. Kendi kendimizi avutuyoruz. Evet. Bir bakıyorsun bir dernek başkanı ya da bir vakıf başkanı veya bir STK başkanı defalarca gidiyor bir siyasi partide başkanı da olsun. Olmasın demiyorum. Bireysel olarak herkesin mutlaka bir siyasi düşüncesi mutlaka var. Evet. Fakat o çatıyı bir tane siyasi harekete kanalize etmek o çatının üyelerine, mensuplarına, yandaşlarına bir hakarettir. Farklı düşünceleri olabilir. Ben bizim siz de yakından biliyorsunuz Akyat bünyesinde değişik siyasi düşüncelerden tutun. Evet. Değişik dini inançlara mensup hemşerilerimiz vardır. Evet. Ve biz yıllardır bu arkadaşlarla aynı çatı altında bir hizmet mücadele. Hatta evet. Bizim Akyad'ın girişindeki levhayı görmüşsünüzdür. Şahıslarla burada şahıslar değil fikirler konuşulur. Aynen. Bizim temel argümanımız budur. Bizim hemşerilerimizin de İstanbul'da bu anlamda bir mücadelesi olursa içimizden çıkan o siyasetçi kardeşlerimize de hizmet etme noktasında bir öncü rol oynayabilir. Onları halkımıza daha çok hizmet ettirebiliriz. Biz bunu yapamadığımız için gelen siyasetçi kardeşlerimiz, arkadaşlarımız da bize her geldiklerinde alkış gördükleri için bu insanların demek ki bir şeye ihtiyacı yok diyorlar ister istemez. Evet. Yani STK'lar bir itici güç olabilmelidir ki siyasetçiler iş yapabilsin. Şimdi biraz önce de söyledim. Sincikli olmam hasebiyle Sincik'teki programımızın birinci bölümünü evet. Kaçıran belki izleyicilerimiz vardır. Sincik her defasında bir siyasi partiye %90'ların üzerinde oy veren bir ilçemiz. Evet. Ve her türlü övgüye de mazhar olan bir ilçemiz. Evet. Peki bu kadar övgüyü hak eden insanlara Diyarbakır yol ayrımından sonraki Sincik Boğazı'na kadarki yol reva mıdır? Değil. Bu insanlara hakaret değil midir? Bu kadar övgüye mazhar olmuş bir Sincik halkı fakat yolu olmayan bir Sincik halkı. Her kış heyelanla sağ solu bükülmüş. Bir araba geldiği zaman diğerine yol veriyor. Yol verme şansı olmayan onlarca kazaya şahit olduğumuz özellikle Karakuş sonrası o dereye kadarki evet. Bölüm. Yani yol yapmada çağ atlamış bir siyasi iktidarı yerel yöneticiler Karakuş tepesinde bir kilometrelik bir yolun güzergahını değiştirmeye itecek bir proje sunamıyorlar. Malatya Sincik yolu yani doğru dürüst bir çalışma olursa tamam son yıllarda işte biz karayolları bünyesine aldık karayolları bünyesine aldık. Ya hangi yolun bünyesini alırsan al. Sen kuş bakışıyla baktığımız zaman veya yayan gidersen bile belki 60 kilometrelere kadar düşebilecek bir yolu hala 95 kilometreyi 2,5-3 saatte kat ediyorsan sen karayolları bölgesine alsan ne olur? Devlet su işlerine bilmem hangi kurumun bünyesine olsan ne olur? 90 kilometrelik yolu eğer sen 3 saatte gidiyorsan bu o bölgede siyaset yapan yerel siyasetçilerin mensup oldukları siyasi hareketi de doğru dürüst bir proje sunamayışından kaynaklanan problemdir. Evet. Bu övgüye mazhar olan insanlar bu yola layık mıdır? Değil. Hatta zaman zaman hani bizde biraz da kralcılıktan çok kral zihniyeti var ya. Bir vatandaş, ben bu sene şahit oldum. Bir vatandaş bir problemini gelen vekilimize sormak istiyor. Hemen bir, ya boşver, dur, adam misafirdir. Ya bu adam misafir değil kardeşim. Vekilimdir, ben bu onu göndermişim. Bu adam bizim ben. Vekilimizdir. Problemlerimizin her noktasında bizimle ilgilenmek zorunda. Evet.
Biz bu adama problemlerimizi söylersek bilir. Evet. Keramet sahibi değil ki benim ne problemim var Sincin Dağı'nda. Adam oradan bilsin, Ankara'dan çözsün. Yani bizim, ben 1974'lerde falan Milli Selamet CHP hükümeti döneminde bizim köyün suyu yukarı bir köyden gelir. Gece havuza girer. Evet. Gündüz havuzdaki suyla sulama yapılır. O akarsuyla da üst köy gündüz sulama yapar. Evet. Tabii o günün şartlarında su kuma batıyor. Yaz geldiğinde su havuza ulaşmıyor. Evet. Bizim yaş büyüklerimizden Allah rahmet eylesin birisi işte bu işi ilgili merciye götürüp bir kanal yaptıralım düşüncesiyle gidiyor. İlgili merciye konuyu izah ediyor. Adam notlarını alıyor. Tamam amca diyor, sen git. Ben yolla ilgileneceğim. Amca tabii biraz bekliyor. Allah rahmet eylesin. Bakıyor ki hala duruyor. Amca sen niye bekliyorsun diyor. Efendi diyor, ben sana bir kısa anlatmadan gitmem diyor. Evet. Tabii bu adamın hoşuna gidiyor artık yetkili merci neresiyse. Buyur amca diyor, seni dinliyorum. Bak evladım diyor, Hazreti Süleyman bir gün bir yoldan giderken bir bakmış ki bir karınca bir buğday tanesiyle debelenip durur. Onun evet. Bugünkü Türkçe anlatımıyla anlatıyor. Anlıyor. Hazreti Süleyman diyor her türlü işte haşerenin, hayvanatın dilini bilirdi diyor. Karıncanın o mücadelesine bakınca dedi ki ya hayvan, sen bir yılda rızık olarak ne kadar tüketiyorsun? Bu kadar ağır bir mücadele içerisine girmişsin. Karınca kendi haliyle dile geldi, dedi ki işte bir yılda bir buğday tanesi yeter bana. Hikaye odur ki evet. Hazreti Süleyman karıncayı alır bir kutunun içine koyar, koyar cebine. Yanına da bir tane buğday tanesi koyar. Gün olur devran döner, bir yıl tamamlanır. Hazreti Süleyman kutuyu açar, bakar ki karınca bir tanesini yemiş. O danenin yarısını yemiş, yarısı duruyor. Evet. Hazreti Süleyman der ki ya hayvan, ben senin de yalan söylediğine şahit oldum. Oysa hayvanlar yalan söylemezdi. Evet. Karınca yine dile gelir. Kral Süleyman, peygamber Süleyman, insanoğlu Beni Adem unutkandır. Ben düşündüm, taşındım. Ya Süleyman beni unutursa bu kutucuğun içinde belki bir sene daha yaşayayım diye kanaat ettim, az yedim. Yeme oranımı düşürdüm. Evet. Bir sene daha yaşayayım düşüncesiyle bir sene yarısını tükettim. Evet. Ve döner yetkili merciye der ki işte Adıyaman'ın Kahta ilçesinin Serinde köyünde su yokmuş. Koskoca yetkili ben buradan gittikten sonra ya unutursa evet. Ben nereden bileceğim? Tabii yetkili hoşuna gider. Evet. O anda harekete geçer. Hı hı. Yetkisi çerçevesinde gerekli yerlere talimat verilir. Daha o aile büyüğümüz köyüne gelmeden inşaat, kanal ve havuz inşaatı başlar. Maşallah. Şimdi biz yetkililerimize sorunlarımızı planlı bir şekilde götürebilirsek bu bizim içimizden giden, bakın hiçbir siyasetçi gökten zembille gelmemiştir. Evet. Hiçbir bürokrat başka yerden gelmemiştir. Hiçbir vali, hiçbir kaymakam, hiçbir belediye başkanı başka bir yerden bu toprağa gelmemiştir. Hepsi bu toprağın evlatlarıdır. Hepsi bu coğrafyanın çocuklarıdır. Ve hepsi içimizden oraya giden yansımamızdır aslında. Evet. Yeter ki biz bunları doğru yönlendirelim. Tamam da sevgili Mehmet, şimdi köydeki mezradaki sorunları bilmez. Sincik yolunda belki 100 defa gidip gelmiştir, bilir. Adıyaman'daki turizmin ne kadar geri olduğunu bilir. Susuzluğun ne kadar büyük bir sorun olduğunu biliyorlar. Neden ama? Tamam, katılıyorum size. Bakın. Görevleri ne? Görevleri bunların artık, yani şimdi ben seni milletvekili seçtim. Sen önceden ne vaatlerde bulunuyorsun?
Eksikleri görüyorsun değil mi? Ben gidersem şunu yaparım, bunu yaparım, bunu yaparım diye söz vermiyor musun? Evet. Peki gittin, vekil oldun. Niye unutuyorsun abi? İşte her şey dönüp dolaşıp aynı. Bak, sorgulamayan bir toplum hiçbir beklentisi olmasın. Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Allah yaklaşık 300 tane ayet-i kerimede bizim sorgulayıcı bir kul olmamız gerektiğini bize mesajıyla bildiriyor. Ey akıl sahipleri, akletmez misiniz, fikretmez misiniz, gökyüzüne bakıp düşünmez misiniz gibi ayetler bize sorgulayıcı, aklı ön plana çıkaran bir toplum olmamız gerektiğini, mutlak sorgusuz bir kabulün Müslüman şahsiyetine ait olmadığının göstergesidir. Ben biraz önce dedim ki bir ilçede eğer %98, bakın kendim mensup olduğum bir siyasi harekete bile oy çıkıyorsa, sorgulamadan her şeyini şeksiz şüphesiz kabul ediyorsa, bu sosyolojik bir problem vardır. Bu toplum Adıyaman özelinde böyle bir sorun yaşıyor. Biz oraya gönderdiğimiz insanlara verdiğimiz vaatleri hatırlatmalıyız. Bakın biraz önce koskoca Hazreti Süleyman'ın unutkan olabileceğini karınca hatırlatırken biz toplum olarak milletvekillerimize, belediye başkanlarımıza, meclis başkanımıza bize önce vaat ettiği sorunları ve vaatlerini hatırlatmak zorundayız. Eğer biz bunu hatırlatmayı kendisine misafirperverliğimizi zedeleyecek bir görüş olarak addediyorsak, bu bir problemdir. Bu gönderdiğimiz vekile yazık etmişizdir. Evet. En büyük zararı da biz vermişiz demektir. Dolayısıyla bizim bu konuda gönderdiğimiz insanları sorgulayan, onların vaatlerini hatırlatan, problemleri düzgün bir şekilde kendisine ileten, projelendirip onları yönlendiren bir toplum olmamız, bir STK'cılık yapmamız gerektiğinin de en açık örneğidir. Bakın, Sincikli olmama sebebiyle bazı sorular geliyor. Evet. Özellikle bu 2B planı doğrultusunda satışa çıkan orman arazilerinin hala Sincik'te sonuçlanmadığını, evet, bunu defalarca yetkililere, ben de bu ekran aracılığıyla bizi takip eden, etmeyen bütün vekillerimize de buradan seslenmek istiyorum. Evet. Sincik ekseninde orman arazilerinin satış durumu nedir? Ne zaman gerçekleşecektir? Mercan TV aracılığıyla da bunu burada sormak istiyorum. İnşallah en kısa zamanda da bu beklentimizi doktuna, halkımızı aydınlatabileceğimiz bir cevabı bir STK temsilcisi olarak alırız. Ben şimdi son dönemlerde sosyal medyada şahit olduğum çok, yani dünya kadar şeyi topladığım bir ceviz kabına girmeyecek bir şeyler yazılıp çiziliyor. Vay, kağıda AK Parti ilçe başkanı gidici, yok falan ki gidici, yerine kim gelecek falan, istifa etti, görevden alındı. Yok, o yazıyor, falan gelse iyi olur, falan gelse olur. Ya kardeşim, bırakın bunları. Kim hizmet edecek? Kahta'ya, Adıyaman'a, Sincik'e, Gerger'e, Besni'ye, Gölbaşı'na, Tut'a kim hizmet edebilecek? Ve bunları eleştirin, bunları sorun. Yok falan gelecek, falan gelecek, falan gidecek. Ya gazetecilik bu değil. Özellikle gazetecilere soruyorum. Gazetecilik bu değil. Bunları birbirlerinizi araya, yani artık bir komedi şey olmuş yani, aralarında o alaylı bir şekilde yazıyor, öbürü bir değişik bir şekilde yazıyor. Ya bırak bu alakalı, bırakın da memleket sorunları için neler yapabiliriz? Nasıl bir şeyler yapabiliriz? Birleşin ya. Adıyaman'daki gazetecilere sesleniyorum özellikle. Birbirinize laf vuracağınıza, laf götürüp getireceğinize memleket için ne yapabiliriz? Ben Adıyaman için demişim, elimden ne gelirse açık açık konuşurum. Kimseye de minnet etmem, kimseye de alakalık yapmam. Konu Adıyaman olursa her şekilde fikrimi söylerim. Yani artık bırakın. Ya yok, Kahta il başkanı, ilçe başkanı istifa etti veya görevden alınır. Yerine kim gelecek? O falan gelecek filan. Lan bırakın bunları ya. Bunlar ne ya? Ne yapabiliriz? Kahta'da bu eksik, şu eksik, bu eksik. Bunları dile getirin ki üstteki meclisler
sizi hesaba alsın ki çalışsınlar. Siz böyle alaylı bir şekilde kendinize arada laf laf yazarsanız, tabii üstelik Kağıtlı Belediye Başkanı olsun, il başkanı olsun, ilçe başkanı olsun bir hizmet yapmaz ki. Ben bir şey sosyal medyada bakıyorum. Özürlü bir vatandaşımızı el arabasına itekliyor. İşte vay belediye başkanımız çok hizmet. Ya sen o özür dilerim o insanı rencide ediyorsun ya. Ne işin var senin orada? Senin hizmetin o değil ya. Esnafı dolaşma, seçimde seçme esnafı dolaşıp resim atıp paylaşmak değil ya. Bana icraat lazım ya. Kağıtta'da şu anda neler yapılmaz, neler? Neler yapılmaz? Su sporları yapılır. Su ürünleri, balık çiftlikleri yapılır. Ya neler? Daha binlerce şeyleri var. İşte Reşat dünya Bey, kadar turizm. Biraz önce STK'cılıktan bahsetti. Evet. Bizim gazeteciliğimiz de STK'cılığımız gibidir. İstanbul'da, bunu daha söyleyeyim. İstanbul'da bir ara gittik, baktık. Toplantı falan şey parti toplantı yapıyor iftar sahur programı diye sahura davet ediyorsunuz. Gittik. Herkes kendini tanıttı. Biz de tanıttık. Tabii ben orada dedim ben hiç kimsenin arka şeyi değilim yani. Ben özgür bir şekilde kim ne olsa bağımsızım. Yazarım, çizerim, konuşurum dedim. Sonra baktım birer zarf önümüze indirildi. Hani zarfın dedim belki bir davetiye falan mı ne? Çıktıktan sonra baktım 200 lira. Yani bizim Adıyamanlı gazetecileri 200 liraya satın alınan gazeteciler, sen o 200 lira alacağına iş adamlarından toplan, iş adamlarına kendin giderini al, karşıla, iş adamları ve STK'ları, Adıyamanlıları öv, dışarıdaki herhangi bir belediye başkanı, ilçe başkanı övme, onlara alakalık yapma, onların arka bahçesi olma, kendi memleketin insanlarını öv, kendi işte dediğiniz gibi çocuklarımız uyuşturucudan şuradan buradan heba oluyor. Onları yazın, çizin ki üstteki merciler de bunları görsün, çalışmalar yapılsın. Yanlış mıyım başkanım? Ya kesinlikle şimdi yani doluyuz artık bu toplumun bu duyarsızlığından dolayı gerçekten doluyuz yani. Hani derler ya açma kutuyu, konuşturma kötüyü. Şimdi gerçekten biz bu konuda sorumluyuz. Yani gazeteciliğimiz de sorunlu. Evet. STK'cılığımız da sorunlu. Sorunlu olunca böyle sonuçlar doğuruyor. Yani ben onu tabii değişik zamanlarda da kendim şahit oldum. Adam yerel gazetecileri topluyor, bir demeç veriyor. Ondan sonra birer zarf her gazetecinin önüne gönderiyor. Evet. Yani bazı arkadaşları tenzih ederim ama hakikaten çok ayıp bir şey bana göre. Bizim STK'cılığımız da aynı şekilde. Adam diyor ki ben işte mensubu olduğu siyasi hareketin herhangi bir yanlışını dile getirirsem olur da belediye meclis üyeliğine talip olurum. Ondan sonra da beni almazlar. Ya da ne bileyim kapasitesi daha gözü daha yükseklerdeyse evet, acaba beni belediye başkanı yaparlar mı? Veya gözü daha yükseklerdeyse acaba milletvekili adayı olursam beni milletvekili yaparlar mı? Evet. Bu sıkıntıyla böyle bir psikolojik sorunla STK'cılık yapılmaz. Evet. Aynı şekilde gazetecilikte de bu problem var. Ben herhangi bir belediye başkanına aykırı bir soru sorarsam acaba bana zarf gelmez mi? Böyle bir endişe taşınıyorsa evet, gazetecilik de STK'cılık da sorumludur. Evet. Bizim kimseyle derdimiz yok. Bizim derdimiz bizimle. Evet. Ciddi bir şekilde Adıyamanlı hemşehrilerimizin gurbetteki problemlerine bir an önce ama ivedilikle yaklaşmalıyız. Evet. Sorunları tespit etmeliyiz önce. Evet. Arkasından bu sorunların çözümleri noktasında projeler geliştirmeliyiz. Evet. Hemşerilerimizi bir şekilde ne yapabilirsek gücümüz neye nispetinde evet, ne yapabiliriz bunun hesabıyla yola çıkıp evet, insanlarımıza sahip çıkmalıyız. Bakın mesela değişik STK'larımızın biz de bu sene ilk defa öyle bir çalışmamız oldu. 120 tane öğrenciye
burs verme imkanı bulduk. Evet. Fakat ben şunu kesinlikle burada ifade etmek istiyorum. Biz burs verdiğimiz hiçbir öğrencinin yüzünü görmemişiz. Allah Teala diyor ki sadakayı ver, sağını verirken sonra görürsün. İnan ki hiçbir öğrencimizin yüzünü görmemişiz. Evet. Adam burs veriyor, çağırıyor, önce bir toplantı yapıyor, kürsüye çıkarıyor. Rencide oluyor. Rencide oluyor, ondan sonra toplantılara gelme mecburiyeti koyuyor, şu oluyor, bu oluyor. Yani tamam, belki Allah razı olsun, birçok insanımız özveride bulunarak belki kasası müsait olmadığı halde öyle bir yükün altına girip o emaneti onlara teslim ediyor. Evet. Fakat böyle yapılsın istemiyor. Ha, bunlar üniversiteyi kazanmış insanlar. Peki bir de yine halkın içinde olmamız hasebiyle karşılaştığımız başka sorunlar da var. Nedir o? Gerçekten çok zeki, kapasitesi iyi, fakat ben üniversiteyi kazanırsam kim beni okutacak endişesiyle yoksulluktan okuyamayan yüzlerce Adıyamanlı, evet, İstanbul'da gencimiz var. Aynen. Bunlar için mesela Sultan Gazi yoğunluk olması hasebiyle yine o muhteremlere seslenerek diyorum ki Sultan Gazi'nin nüfus yoğunluğunun son 2 yılda birinci sıraya çıkmasından sonra gösterdiğin ilgi ve alakayı bundan bir 5-6 sene önce zeki, çalışkan ama yoksulluktan dolayı okuyamayan, üniversiteye gidemeyen gençlerimiz için bir projeniz var mı? Evet. Bunların vebali kimindir? Biz sorunlarımızı tespit edip yerinde görerek çözüm noktasında bir gayret içerisinde olmadığımız müddetçe hasbel kader yaptığımız bu yüzeysel çalışmalardan dolayı eğer, evet, birileri bize bir rant kapısı, siyasi ranttan bahsediyorum, açar da vekil ya da ne bileyim belediye başkanı veya meclis üyesi, her ne muhtarlık neyse olursak olalım, inan ki ondan da bir hayır bulamayacağız. Evet. Onun ömrü de çok kısa olacak. Aynen öyle. Şu anda gelen bazı bayağı şeyler var, sorular, mesajlar var. İyi akşamlar Reşat Bey, programımızda hayırlı olsun. Allah utandırmasın. Mehmet Bey'e selam, saygılar. Tebrik ediyorum. Herkes sizin gibi konuşursa Adıyamanları alakaya alırlar. Adıyaman siyasette hep maşa olmuştur. İyi akşamlar. Sevgili Hüseyin Genç, Bersonbek Dernek Başkan Yardımcısı ve Kağıtta Federasyon Genel Sekreteri. Çok teşekkür ediyorum. Evet. Buradan Hüseyin Bey'e selamlar. Hayırlı yayınlar Reşat Bey, Mehmet Bey'e sorar mısın? Akyat Adıyamanlı sadakaların kaçta kaçıyla işare ediyor, beraber hareket ediyor. Hamza Taşan. Ben sevgili Hamza Bey'e, biz Adıyamanlı STK'ların yaptığı her türlü organizasyona katıldığımız halde bahsettiği davetlerimize rağmen Hamza Bey'i tenzih ederek söylüyorum. Hiçbir davetimize katılmayan bir sürü STK'nın burada ismini, eğer ben bayramdan sonra İstanbul'dayım, kendisine ismini bizzat veririm. Dernek başkanlarının da isimlerini veririm. Sevgili Hamza Bey'e, bizi STK'lar listesine dahi almayan meşhur STK'nın da ismini veririm. Kendisini seviyorum. İyi akşamlar diliyorum. Bu da sevgili Hamza Taşan başkanımıza da sevgiler, selamlar gönderiyoruz. Kendisini de gerçekten sevdiğimiz bir dostumuz. Sincik'te geçen bir olayı anlatayım. Milletvekilleri Sincik'e geliyorlar. Birkaç köyde su sıkıntısı var diyorlar. Vekillere sıkıntıları anlatmaya çalışıyorlar. Vekiller ilçeden aldıktan sonra Sincik Belediye Başkanı o köylere kızıyor. Neden sıkıntıları anlatıyorsunuz diye bağırıp çağırmış. Gerçekten yazıklar olsun. Murat Aydoğdu. Bana gelen mesajları ben okuyorum sadece. Evet sevgili Murat. Eğer programımızı başından beri izlediysen, kraldan çok kralcılık benzetmemin temel sebebi bu argümandı. Evet. Gelen vekillerimize problemlerimizi anlatmak isteyen köylülerimizi dahi susturan, evet, belediye başkanlarımız var. Evet. İşte halkımızın bunu iyi düşünmesini istiyorum. Evet. Sincik'in orman arazilerinin satışını söyler misiniz demiş. İsim yok. Sadece telefon numarası. Onu dile getirdik. Sincik orman arazilerinin satışı ile ilgili
defalardır bakanlığa, milletvekillerimize sözlü olarak ifade edildiği halde hala bu konuda halkımızın bilinçlendirilmesi ya da aydınlatılması noktasında bir söz söylenmemiş. Ben buradan tekrar sayın vekillerimize Sincik Orman köyleri, orman içinde yaşayan köyler, evet, dededen atadan kalma birçok arazisi orman arazisine, tapu kadastrodan sonra orman arazisine dahil edildi. Bu insanlar, mesela ben kendi üzerime söyleyeyim, 1940'lı yıllarda dedemin 98 altına almış olduğu arazi şu anda orman arazisi olarak atıl durumdadır. Bu satışın bir an önce gerçekleştirilmesi ve köylünün orman içerisindeki ormana dahil edilmiş arazilerinden yeniden faydalanması noktasında ciddi bir ihtiyaç duyduğunu, bu özellikle hükümetimizin köyden şehre göç noktasındaki göçü engelleme noktasında da bir faydalı bir proje olduğu düşüncesindeyim. Bir an önce orman içerisindeki köylerimizin ormana mal edilmiş arazilerin yeniden köylüye verilmesi noktasında bir proje geliştirilmeli ve derhal bu konuda da köylü aydınlatılmalıdır diye düşünüyorum. Evet. Sevgili izleyicilerimiz, ekrandaki numarayı aramayın. Çünkü canlı yayında cevap veremeyiz. Sorularınız varsa WhatsApp'ta mesaj olarak gönderin, biz okuruz. Yani aramanız, canlı yayında cevap veremeyiz. Kusura bakmayın. Özür dilerim, bunu söylüyoruz. Peki başkanım, sevgili Mehmet başkan diyelim vardı. Siz de bir Hakyat'ın genel sekreterisiniz. Başkan sıfatındasınız. Artık Adıyaman, işte dediğimiz gibi İstanbul'da geldiğimde artık başkan çoktu ki başkan diye diyerdim. Herkes evde hanıma bile başkanım diyemeye başladım. Maalesef öyle bir sıkıntımız da var. Şimdi peki herhangi bir dernek veya vakıf diyelim, yani STK bir partinin arka bahçesi olabilir mi? Yani benim şunu demek istiyorum. Benim bildiğim sadece bir partili mi bir derneğe girebilir ve o dernek sadece bir partiye mi çalışabilir ve üyelerinde, yönetiminde başka partide olabilir mi? Olamaz mı? Ama ben bunu görüyorum İstanbul'da. Maalesef sadece bir partinin yöneticileri veya şey oluyor. Mesela diyelim AB partisine giriyor, almıyorlar ve tabii bu bir ayrımcılık mı değil mi? Şimdi bunu Reşat Bey, çok merak ettim İstanbul'da. Reşat Bey, zaten başından beri aslında bu problemi söz arasında, evet, ya da cümle içerisinde defalarca dile getirdim. Bakın, biz aslında toplum olarak bir vakıf medeniyetinin çocuklarıyız. Evet. Bu milletin geçmişinde mevsim değişikliğinden dolayı uçan leyleklerin kanadı kırılmış ya da bacağına herhangi bir şey olmuş leyleklerin tedavisi için kurulmuş geçmişte vakıfların olduğu bir medeniyetin çocuklarıyız biz. Evet. Vakıf demek aslında bir siyasi harekete angaje olmuşsa vakfın ruhuna aykırıdır. Vakıf bile denmez onu. STK'cılığın ruhuna aykırıdır. STK'cılık sivil toplum kuruluşu demek. Yani toplumun problemlerine çözüm arayan, toplumun problemlerine çözüm getirmesi için siyasi gücü sıkıştıran, siyasetin boşluğunu kendi imkanları çerçevesinde dolduran anlamına gelir. Eğer siz bir siyasi partinin ya da siyasi gücün arka bahçesiyseniz, evet, toplumun problemlerini o siyasi güce götürdüğünüz zaman sizi dikkate alır mı? Almaz. Almaz. Niye? Çünkü siz her dediğine evet diyen, karşısında önünü ilikleyen ve alkışlayan bir STK'sınız. Neden sizi dikkate alsın ki? Evet. Bizim problemimiz işte budur. Defalardır ben aslında bunu her platformda dile getiriyorum. Fakat biz bunu bir türlü anlayamadık. Ama bunu anlatacak, bunu programlarda söyleyecek gazeteci veya televizyon programcısı bulamıyorum ki ben. Herkes yalaka olmuş. Şimdi şöyle bir sorun var. Yani insanların siyasilerden beklentileri var. Herhangi bir X partisine bir takım geleceğe dair, eğer bu konuya da bir merakı varsa,
böyle bir beklentisi var. Bu beklenti doğrultusunda kendisini ona angaje ediyor. Ve angaje olunca da bakın sivil toplum kuruluşları kısmen özellikle Adıyaman ekseninde hiç kendilerinden bahsedilmez. Yani Türkiye'nin gündemine soktukları bir projesi olamaz. Ya da tüm Adıyaman'ın bildiği bir projesi yoktur STK'ların. Veya bir sivil toplum kuruluşunun kendi milletvekillerini bir araya getirip problemlerini sonduğu bir çalışması yoktur. İşte senede bir iki sefer bir iftar yemeğine çağırır, alkışlatır gönderir. Veya bir burs programına çağırır, alkışlatır gönderir. Veya işte ondan sonra onlar peşinden Ankara'ya gider, beraber fotoğraf çekerler, sosyal medyada yayınlatırlar. Böyle bir STK'cılık anlayışının olduğu bir toplumda evet. Sivil topluma hizmet etme noktasında da bir beklenti olamaz. Aslında sorunlarımız... Ve ben biraz önce dedim ki böyle bir kurumun bir siyasi partiye angaje olması o kurumun mensupları yöneticilerine fitresini, sadakasını, zekatını, bağışını yapan insanlara da bir hakarettir. Evet. Çünkü insanlar sen vakıf kurdun, bunu ihtiyacı olan insanlar noktasında değerlendiresin, bir köprü vazifesi yapasın diye bunu sana verirler. Yoksa sen şaşalı sofralarda, hatta ben başka bir şey söylemek istiyorum, protokole ayrı sofra hazırlayıp, halka da ayrı sofra, ayrı menü hazırlayıp sunasın diye sana vakıfçılığı, vakıfı teslim etmemiştir. Biz bunlara şahit olmuşuz. Yani her şey Allah'ın için olması protokole lazım. Protokole ayrı yemek menüsü arkasından itiraz eden olursa bende resimleri var, kendilerine gösterebilirim. Evet. Protokole ayrı yemek menüsü, gelen vatandaşa da ayrı yemek menüsü hazırlatıp ikram eden STK'larımızı biz biliyoruz. Biz buradan mensuplarına çağrıda bulunuyoruz ve şikayet ediyoruz bunu. Yarın Ruzi Mahşer'de de şikayetçiyiz. Evet. Evet sevgili AKP Genel Sekreterimiz sevgili Mehmet Karakuş beyefendiler, çok güzel sorunlara değindik. Tabii içimiz dolu, daha çok sorunlarımız var. Yani Reşat Zamanı Bey birinin dinle... kral çıplak demesi lazım. Evet. Bizim aynen. Toplum bundan kaçınıyor. Şimdi kısa toparlamaya gelirsek Adıyaman olarak son 3 dakikamız kaldı. Ne yapmamız lazım? Birlik beraberlik çatısı altında Adıyaman'dan ben yani bu STK bağlamında dernek başkanlığı şuyunu buyunu bir kenara atıyorum. Evet. Özellikle Adıyamanlı hemşehrilerimizin sosyal projeleriyle, evet. Eğitim projeleriyle, halkın seviyesine inen yöneticileriyle, halkın içerisinde olan yöneticilerinin olduğu sivil toplum kuruluşlarına daha çok değer vermeleri gerektiğini, evet. Bunlara daha çok yardımcı olmaları gerektiğini, ben özellikle Sultan Çiftliği'nde 50. Yıl Mahallesi ve 26'da bulunan Akyad'ın genel sekreteriyim. Evet. Buradan bütün Adıyamanlara açık çağrımdır. Bütün sorunlarınızı. Evet. Her şekilde 24 saat derneğimiz açık. Dernek müdürümüz Özkan Yılmaz, ismini de buradan veriyorum. Evet. Sürekli dernektedir. Bütün sorunlarınızı her şekilde iletebilir. Biz de dernek olarak karınca kararınca elimizden geldiği kadar onu çözümleme noktasında arkadaşlarımızla çaba içerisinde olacağız. Evet. Halkımıza bu duyarlılığı göstermelerini rica ediyorum ve bütün İstanbul'daki Adıyamanlara, Sultan Gazi'deki Adıyamanlara evet. Saygı, selam ve hürmetlerimi gönderiyorum. Sevgiler, saygılar bizden olsun. Mercan TV evet. Ailesine de burada teşekkür ediyorum. Bizi konuk ettiniz. Teşekkürlerimi sunuyorum efendim. Hayırlı akşamlar. Mercan TV ailesi olarak her zaman Adıyamanların sorunlarını dile getirebiliyorsan ne mutlu bize. Kapımız her zaman sizin gibi değerli dostlara açıktır. Biz diyoruz ki ya, hedefimiz Adıyaman en güzel yere gelsin ve birlik beraberlik çatısı altında en güzel halkımıza hizmet verebilmek umuduyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bir mesajımız daha geldi. Merhaba, iyi yayınlar Reşat Bey. Sizin programınızı seyrediyoruz ve konuşmalarınızı ve duruşunuzu beğeniyorum. Özgürce konuşmalarınızı da tebrik ediyorum. Ben İstanbul'da yaşayan bir Adıyamanlı olarak mesela bir uçak biletleri bir türlü düzeltilmiyor. Ben dedim iyi çalışmalar demiş. Tabii o da Adıyaman'ın bir yarası. Sayın Mehmet Karakuş Sincik için ortada bulunan sıkıntıları dile getirmesinden dolayı teşekkür ediyorum. Doktor Ramazan Buz. Evet.
zamanımız doldu. İnşallah bir dahaki programlarımızda Adıyamanımız için ne gerekiyorsa, İstanbul'daki Adıyamanlar için, Urbet'teki Adıyamanlar için, özellikle Sultanagazi'deki Adıyamanlar için üzgür bir şekilde dobra dobra tüm sorunların neyse burada masaya yatırmaya her zaman hizmetinizdeyiz. Mercan olarak sevgiler saygılar gönderiyoruz. İyi akşamlar diliyoruz. Esen kalın. Mutlu kalın. Allah'ın merhameti, bereketi üzerinize olsun.